Arkadaşlar selamlar. Bugün video çekimlerinde kullanmak için yaptığım bir tripoddan size bahsetmek istiyorum. Çizim aşamalarını ve yapılış aşamalarını kayda almadım. Ama şu anda bitmiş durumda. Kenarda bekliyor. Biraz sonra onu da göstereceğim. Öncelikle tasarım üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Bu gri parçalar metal. Bunları nasıl temin ettiğimi biraz sonra göstereceğim. Onun dışındaki tüm parçalar plastik. Hepsini 3D printer'la bastım. Orta kısım destek amaçlı katlanabilir bir tasarıma sahip. Alt kısımda ayakları var. Bunlar plastik yine. Masayı çizmemesi için tasarlandı. Aynı zamanda estetik olarak da güzel görünüyor. Üst grupta da telefon tutucunun plastikleri mevcut. Plastik maliyeti yaklaşık olarak 5 lira diyebiliriz. Yani buna printer'ın işçiliği de dahil. Bu metal çubukları da böyle bir silikon tabancasından elde ettim. Bunun tanesi 8 lira. 3 tane aldım 24 lira. 5 lira da plastik deseniz 30 liraya bana mal oldu diyebiliriz. Normalde aslında benim tripodum var. Ama bu bayağı bir büyük bir tripod. Yani bunu her zaman kullanamıyorum. Normalde aslında telefon tutma için böyle bir aparatı da var ama mesela bu açıdan çekmek istediğim zaman kullanabiliyorum. Ama masaya koyamıyorum. Çünkü bunu son aşamada yani en küçük haline getirsem bile bayağı bir yüksekten çekim yaptırmak zorunda kalıyor bana. O da benim istediğim bir şey değildi. Aynı zamanda bir tane de monopodum var. Bunu da daha önce videosunu çekmiştim. Kanalda videosu mevcut. Buradan direkt masaya çekmek için kullanıyorum. Üst tarafa montajlı. Şimdi bu son tripodla birlikte aslında artık yan taraftan da yani şuradan da rahatlıkla video çekebileceğim şu açıdan. Gördüğünüz gibi çok da şık oldu aslında. Orta kısmı katlanabiliyor bu şekilde. Bunların montajını da yapıştırıcı ile yaptım. Herhangi bir cıvata somunla sıkmaya da gerek yok. Yapıştırıcı gayet güzel tuttu. Şu parçanın da hikayesi şöyle arkadaşlar. Bir gün arabaya giderken başka bir arabadan böyle bir parçanın atıldığını gördüm. Büyük ihtimalle bunun tutacağı kırıldı. Bunun sahibi de sinirlendi, bunu attı. Ama bu mekanizması olduğu sürece bunu bir şekilde değerlendirebileceğimi biliyordum. Kenarda duruyordu. Kısmet bugüneymiş. Bu şekilde bir parçaya dönüştürdük. Şimdi şurayı açarsam şuraya bir ayar da yapabiliyorum. Yani telefon tutma yerine. Bunu çevirirsem bu şekilde video kaydı yapabilirim. Bu şekilde dik durursa, telefonu böyle montajlarsam kamerayla görüntülü konuşma da yapabiliyorum. Bayağı bir aslında işime yarayan bir tripoda dönüştü. Renk uyumu da iyi oldu. Siyah beyaz ve krom kaplama. Boyutları da ideal. Hatta bunu istersem yanımda bile taşıyabilirim. Şu anda telefonu tripoda bağladım. Şöyle masaya koyarsam yani şu açıdan video çekebileceğim. Bu daha önce yapabildiğim bir şey değildi. Bu tripodla birlikte bunu yapabilir hale geldim. Aslında bunun çıkış hikayesi de şu. Eşime doğum gününde böyle bir hediye vermişti bir arkadaşı. Ben bunun aslında teleskop kısmını çıkarıp buna bir aparat tasarlayarak bunu kullanmak istiyordum. Ama hem bu teleskobun yapısını bozmak istemedim. Çünkü hem kullanışlı hem de rafta güzel duruyor. Aslında süs eşyası olarak düşündüğüm zaman da. Onun yerine sıfırdan kendim yapmak istedim. Yani bir şeyi kendiniz yaptığınız zaman her zaman daha değerli oluyor. Her ne kadar çok güzel görünmese de. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir proje oldu. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.